Validemi merhum abim Sultan Mehmet Han'ın türbesine defnetmenize ne kadar sevindim bilemezsiniz. Rahmetli Safiye Sultan mazide ne yapmış olursa olsun bir valide sultandı. Onun itibarı benim itibarımdır. Allah sizden razı olsun. Kösem Sultan'la Halime Sultan'ı da saraydan sürgün etmişsiniz diye işittim. Payitahttan uzak olmalarında fayda var. Seferde neler yaşadığım malum. Yeniçeri ayak diremeseydi şimdi burada değil, Viyana'da olurdum. Ne yazık ki Kösem Sultan devleti aleyhinin sırtında bir yük. Onu başımızdan def etmedikçe nizamı sağlamak güç olacak. Hünkârım, sultanım. Beni emretmişsiniz. Müsaadenizle ben kalkayım. Kalın sultanım. Ben yokken neler yaşadınız bilmiyorum. Lakin Zülfikar Paşa ile boşanmanıza rızam yoktur. Bağışlayın. Fakat ben kararımı verdim. Böylesi ikimiz için daha iyi olacak. Sultanımız haklı hünkârım. Evliliğimiz bitti. Ben bitti demeden bitmez. Ne yaşadıysanız halledin. Zira yokluğumda payitaht size emanettir. Nasıl? Nereye gidiyorsunuz ki? Hac vazifemi yerine getirmek üzere kutsal topraklara. Harim-i Şerife. Hünkârım, cüretimi mazur görün. Lakin müsabiniz olarak sizi ikaz etmek benim vazifem. Hacca gitmeniz ne kadar doğru hünkârım? Malumunuz daha önce hiçbir padişah oralara gitmedi. Esasında hacca değil. Şam'a kadar gideceğim. Yolda bulduğum sekbanlardan asker yapıp yepyeni bir ordu kuracağım. Tamamıyla bana sadık bir ordu. Siz yoksa... Artık Yeniçeri Ocağı'nı ve nizamını değiştirmenin vakti geldi. Ve cebren içindeki bütün hainleri ve asileri temizleyeceğim. Vaktiyle sayımız 20 bini bulmazdı. Şimdilerde 40-50 bini buldular. Birçoğu kanunu kadime göre devşirme değiller. Kul oğlu kul. Nicesi kendi evladını yeniçeri yaptı. Sefere çıkmazlar, elleri silah tutmaz. Onun yerine kahvehane işletir, ticaret yaparlar. Evlenir, çoluk çocuğa karışırlar. Velhasıl hünkârım, başka meslek tutar oldular. İşte bu yüzden bozuldu nizam. Ocağın kadim esaslarına geri döneceğim. Her bir yeniçeri kulum sadece bana sadık olacak. Ne Kösem Sultan ne de başkası. Hünkârımızdan başka kimsenin hükmü geçmeyecek. Bu çok zor. Oldukça tehlikeli hünkârım. Asker bunu işitir işitmez isyan eder. Herkes hacca gittiğimi bilecek. Onlar bunu tartışırken ben hazineyi alıp şehzadelerle birlikte öte yakaya, Anadolu'ya geçeceğim.